İsrail'den Gazze'nin Refah kentine operasyon açıklaması var. Hamas tarafındansa ateşkes için olumsuz mesaj geldi. Bu atmosferde İsrail'de Başbakan Netanyahu ile görüşen Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Refah'a operasyonu desteklemiyoruz. Sivillerin korunması için etkili bir plan bize sunulmadı dedi. İsrail ise Filistinlere yardımların geçeceği Erez sınır kapısını tekrar açtı. Kuzeyde yeni bir operasyona hazırlanıyoruz. Bu açıklama İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den geldi. Halevi, Gazze'de operasyonların güçlü bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Hamas sözcüsü Osama Hamdan ise son ateşkes teklifine ilişkin konuştu. Son teklife karşı tutumumuz olumsuz dedi. Hamdan bunun görüşmelerin sona erdiği anlamına gelmediğini, müzakerelerin süreceğini belirtti. İsrail basını ise Hamas'ın son teklifteki bazı maddeleri değiştirerek yanıt vereceğini yazdı. Hamas'ın anlaşma sağlanması halinde İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini talep ettiği biliniyor. Hamdan, İsrail'in olası Refah operasyonunun düzenlenmesi halinde masadan kalkacakları şeklinde uyarıda yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken de İsrail'deydi. Önce İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog'la görüştü. Ardından Kudüs'te Başbakan Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi. Netanyahu ile görüşmesi 2,5 saat sürdü. Blinken, Washington yönetiminin Refah operasyonuna yönelik duruşunu ilerledi. Sivillerin zarar görmemesi için etkili bir plan olmadan Refah operasyonu desteklemeyeceğiz. Bize böyle bir plan sunulmadı açıklamasını yaptı. Filistinlilere yardımların artırılması gerektiğini belirtti. Blinken sonra da Gazze'ye yardımların ulaştırıldığı Kerem Şalom sınır kapısına gitti. Yanında İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant vardı. Amerikan Savunma Bakanlığı ise Gazze'ye yardımların ulaştırılması için inşa edilen geçici limanın %50'sinin tamamlandığını açıkladı. İsrail, Gazze şeridinin kuzeyindeki Erez sınır kapısını Gazze'ye yardım geçişi için yeniden açtı. Ordu yardım tırlarının geçiş görüntülerini paylaştı.